Hatta bir izleyicimiz var. Alo. Alo. Alo, hoş geldiniz efendim. Hatice Hanım Sakarya'dan. Evet, ben Hatice Duman, Sakarya'dan arıyorum. Soyadınız Duman mı Hatice Hanım? Evet, Duman. Tamam, arkadaşlardan rica edelim. Soyadınızı da yazsınlar. Buyurun sorunuzu alalım. Hayırlı günler, buyurun efendim. Hocam, hayırlı günler. Dinliyorum, buyurun. Şimdi ben babamla beraber kalıyorum. Benim bir işimden ayrılır bir gelirim yok. Evet. Babamın maaşından artırdığım bankada bir miktar gram altınım var. Bana kurban düşer mi? Miktarını 80 gram altından fazlaysa Ne ama kadar? benim 120 gram da benim gelirim yok. Ben babamın maaşından artırıp oraya yatırdım. Olsun, şu anda siz elhamdülillah zenginsiniz. Zenginsiniz. Yani 120 gram altın kaç lira yapıyor Mustafa'cığım? 150 bin lira falan yapıyor. Evet, 156 falan yapıyor. 150-160 bin lira yapıyor. Siz de ondan inşallah böyle 5-6 bin liralık ya da bağış yapabilirsiniz vekaleten kurbana. Güzel sevabına da erersiniz. Vacip sevabı alırsınız. Ne güzel. Azalmaz, bereket gelir kurban kestiğinizde. Hocam sizin hep verdiğiniz bir örnek vardır. Onu da hatırlatmak istiyorum. Ağacı budadıkça daha Gürle, çok meyveleri gürlenir gürleşir. dersiniz ya. Tabii. Bu da onun gibi bir şey. Tabii, korkmayın. Ben de Evet, hocam bunu ben... çok kullanıyorum, bu sözünüzü. Yok yok, ben korkmuyorum yani. Hayır, sadece danışmak istedim. Tabii kurban Biliyorum, evet. kesmeniz gerekiyor. Kurban Evet, başka kesmeniz sorunuz gerekiyor. var mıydı Hatice Hanım? Bir sorum daha var Tabii, hocam. Hemen alalım. Ben namazlarda çok şaşırıyorum. Panik atak hastası ilaç kullanıyorum. Unutuyorum daha doğrusu kaç rekat kıldığımı. Ben de oldu bitti kıldım deyip bitiriyorum. Selam veriyorum. Doğru mu yapıyorum, yanlış mı Doğru yapıyorum? yapıyorsun. Doğru yapıyorsun. Hiç uğraşma. Oldu mu olmadı mı diye kendine böyle tazir etme. Çünkü Zorlama şey yapıyorum. kendini. Ya ben Öbür diğer namaz türlü kıl... tabii, diğer türlü hasta olursun. Allah korusun. Daha çok Yani namaz zorlanırsın. kılmak zor geliyor bu defa bana. Tabii. Yok, doğrusunu yapıyorsun. Zaten kitaplarımızda da öyle yazar. Devamlı oluyorsa iltifat etmez şaşırmasına. Olmuştur diye karar verir gider. Evet Hatice Çok Hanım. teşekkür Sağ ol ederim. kardeşim. Çok teşekkür ederim. Allah Peki, razı hayırlı olsun. günler diliyoruz efendim size. Hatta yine bir izleyicimiz var. Alo, hoş geldiniz efendim. Hayırlı sabahlar hocam. Çiğdem Hanım, Allah Niğde'den. razı olsun. Evet. Niğde'ye selam olsun Ömer Halis Demir memleketine. Teşekkür ederim. Benim bir sorum vardı. Dinliyorum. Bir evlilik geçirdim. Şimdi tanıştığım kişinin ailesi bu durumdan dolayı beni istemiyorlar. Onların haberi olmadan evlenirsek günah alır mıyız ya da dinen nasıl bir yol izlemeliyiz hocam? Ailesinin haberi olmadan evlenme kardeşim. Zaten sen bir evlilik geçirmişsin, boşanmışsın, ağzın yanmış. Aynı yanlışı bir daha yapma burada. Yanlış bir evlilik yapmış olursun. Katiyen istemediklerini falan dile getirdiler. Bunu çok sert bir O usulda da dile zaman getirdiler. evleneceğin kişi ailesini razı etsin, sonra evlen. Tamam. Çok teşekkür ederim hocam. Peki. Kendine yazık edersin sonra. Allah korusun. Allah Tamam yardım, hocam. Allah hayırlı evlilik nasip etsin. Amin. Amin. Hayırlısı Çok neyse onu teşekkür nasip etsin. ederim. Peki Çiğdem Hanım, Niğde'ye de selamlarımızı iletin efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.